Herkese merhabalar. Bir Hayalin Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizlere Zanzibar'dan, Tanzanya'nın en ünlü adasından sesleniyorum ve bugün elimde tam 100 bin şilin var. Her ülkeye gittiğimde yaptığım bu şu kadar parayla ne yapılır videomu başlatıyorum. Biraz sonra otelden çıkacağız ve hep birlikte Zanzibar'ı bu parayla gezeceğiz. Umarım şimdiden güzel bir vlog olur. Hazırsanız Zanzibar gezisi başlıyor. Bakın bizim kaldığımız yer burası. Çok tatlı bir yer. İsmi Antonio Garden. Gelin size içeriği bir önce bir göstereyim. Böyle yemyeşil. İçeride bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Bu arkadaş Masai Maralı. Masai Arusha. No Masai. Arushalı he. Arusha. Arushalıymış. Yes. Masai Mara is far away with us. He, bizden çok uzakta Masai Mara diyor. Yes. I see man. Yes. Bu da onların kendilerini savunmak için. Kill. Bunu kullanıyorlar doğada. Yes. Öldürmek için. Masailler ama işte gelenekleri böyle rengarenk şeyler satıyor. Burada bak yaptığı bileklikler falan var. Onları satıp para kazanıyorlar. Seymen, burayı size biraz göstereyim ki hani bir günümüz nasıl geçiyor görün. Ama sonuçta hani buraya verdiğimiz parayı bugün dahil etmeyeceğim. Çünkü buraya zaten genel olarak ödedik. Bugün beraber 100 bin şilinle neler yapabiliyormuşuz hepsini göstermeyi planlıyorum. Sırasıyla zaten gün içerisinde de aktarırım. Bakın buranın çok güzel bir havuzu var. Çok tatlı. Onu göstermeden geçmeyeyim. Buradaki fiyata o da kahvaltıydı. Yani kahvaltı da dahildi. Abi bakar mısınız? Yemyeşil ya. Ve böyle eski dönemlerden kalma bir hava yaratmışlar. O Arapların buralarda hüküm sürdükleri. Böyle de bir havuzumuz var. Bugün hava şansımıza biraz esiyor. Normalde nefes bile alamıyorsun. Çok güzel. Yazı şimdiden yaşamaya başladık. Aylardan Şubat, Mart olmasına rağmen. Günaydın Nesma. Günaydın. Ne yapıyoruz bugün? Hazır mıyız? 100 bin şilinimiz var. Altını üstüne getiriyor muyuz Zanzibar'ı? Evet ya götürelim. Bütün odayı dolaşalım. Her yerine girip çıkalım. Muhtemelen 100 bin şilin hiç yetmeyecek de işte 100 bin şilinimiz varmış gibi başlıyoruz. Temsili. Ama şimdi önce kahvaltı yapacağız. Şurada kahvaltı vermeye başladılar. Çok bir ümidimiz yok. En kötü meyveyiz. Burada böyle omlet falan yaptırabiliyorsunuz. Bak Nesibe bu çok güzel. Burada böyle beklediğimden çok daha iyi çıktı yalnız. Bak bruschetta falan var. Ekmek üstü domates, soğan aslında İtalyanların şeyi. Burada bir salata var. Domates var. Patates var. Kruvasanlar, kek var. İyi ya. Beklediğimden çok daha iyi. Şöyle bir meyve ağacı yapmışlar. Şurada biraz baharat var. O ne Nes? Ananas gibi. Ananas kısaltması gibi mi? Şunu aç bakalım. Bunda etli bir şey bu. Evet. Tavuk. Çıkın. Heh, ekmek var bak. Bu da sıvaş çapati. Ha, çapati severim. Çapatisiz olmaz. Çapatisiz güne başlayamam. Bu neymiş? Street fried veggies. Ha şey ya. Tamam işte anladınız siz ondan. Hayır o değil o değil de. Nasıl? Aa bir de şurada bak şey yapmışlar. Nereden geldiğinizi koyuyormuşsunuz. Haritanın üstüne dünyanın dört bir yanından olsa da bizi kapatmışlar aynen. Düşün. Bak şunlar Türkler. Bayağı bir Türk gelmiş. Aynen. Avrupa aynen. Çok. Rusya'nın batısı çok. Ha burada da kahvemiz de çayımız varmış. Konuyu dağıttık ya. İyi ya yemek. Konusu kahvaltı konusu beklediğimizden. Yani evet. Afiyet olsun. En azından bir yumurta gidiririz. Kahvaltı vallahi çok iyi. Benim beklentilerimden çok çok daha iyi çıktı. Hani burada peynir zeytin kültürü zaten olmadığı için aramıyorsunuz bile. Yumurta yetiyor bile. Yumurta yeter aynen öyle ve burada mesela böyle çaylar var mesela. Bu bir masala çayı. Ben sevemedim bunları. Nesibe de sevmedi çok fazla. Bu bir limonlu bir şeymiş çay. Şurada bir tane daha vardı. Bu ginger işte zencefilli mesela. Tatları kötüydü. Biz de gittik. Şu poşet çaydan almıştık İstanbul'dan. Bir yandan onu içiyoruz. Güne başlıyoruz. Burası Stone Town. Havalimanına yakın olan yer. Tam merkezi. Her şey burada dönüyor. Şu kuzeyde Nungvi var. Burası genelde çok turistik bir yer ve çok lüks otellerin olduğu yer. Yüzmek için güzel. Şurası yani doğu tarafında da şöyle göstereyim size. Ping ve Paje Jambiyana var. Yani böyle sahillerin olduğu yerler var ve her gün seçim yapmak zorundasınız. Bir gün Stone Town'da gezebiliyorsunuz. Bir gün yukarıya Nungvi'ye gidersiniz. Bir gün doğu yakasına.
Biz de öyle yapacağız ve buraya gitmek mesela şu an merkezden 1 saat falan sürüyor. Bunu size neden anlattım? Çünkü burada ulaşım çok büyük süreç alıyor. Çok büyük bir ada burası. O yüzden hani 10 dakikada bir yere gidemiyorsun. Biz şimdi merkezde böyle Stone Town'da önce dolaşacağız. Zanzibar'ı böyle plajlar ve şehir merkezi olarak size aktarmaya çalışacağım. Stone Town'la ilgili biraz da bilgi veririm. Birlikte şimdi gezmeye başlıyoruz. Bu maskeyi takma olayı çok sıkıntı buralarda. Kimse takmıyor. Biz de olabildiğince mesafeli yaşamaya çalışıyoruz. Kaç defa maske taktım ve artık başım dönmeye başladı yani. Nevrim döndü ve zaten buradan dönüşte de PCR testi yaptıracağız. Ve ülkemize vardığımızda da 10-15 gün evimizden de çıkmayacağız. Onun da bilgisini vermiş olalım. Biz işimizi garantiye almış olalım. Alo. Sokaklar sanki böyle 300 sene önce yapılmış, bir daha hiç boyanmamış. İnanılmaz iyi ya. Arkadaşlar, bu adanın en büyük özelliklerinden bir tanesi birçok ülkenin vakti zamanında buralara gelip ticaret yapmış olması ve bununla beraber sömürmeye çalışması da pek tabii ki. Mesela Birleşik Krallık, işte Portekiz, ki onlar yaklaşık 200 sene falan buraya hakim olmuşlar. Bundan önce de Persler gelmiş, Hintliler gelmiş. O yüzden birçok izi adada hem toplum içinde hem de mimari yapılarda görebiliyorsunuz. O yüzden çok renkli bir ada aynı zamanda. Hem insanıyla hem de tarihiyle, sokaklarıyla. Şöyle yapalım bir saniye dostlar. 100 bin şilinin ilk parasını harcıyoruz. Şöyle düşünün. 1 dolar 2300 şilin. Hesaplamanızı TL'ye, dolara ona göre çevirebilirsiniz. Mesela şöyle bir su 1000 şilinmiş. Bu arada 100 bin kişi başı, ona göre. Bir tane alsan yeter. Yok ya, dursun, ne olur ne olmaz. Kişi başı 100 binimiz var, baştan söylüyorum. Kokulu su. Su kokuyor. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Portakallı su gibi. Normal değil. Hadi ya. Kokla bir. Ha, içerisi kokuyor. İçerisi parfüm kokuyor. Lan. Ya yok, su kokuyor. İç bak. Yo, bana bir koku gelmiyor. Ha, ben de buradan çıkıyorum. Bana bir koku gelmiyor. Allah Allah, bana niye öyle geldi ya? Sürekli sıcak bir havada yürüdüğümüz için susuz gezmek imkansız ve o yüzden sürekli su taşımamız lazım. Şimdi şuradaki kalabalığı görüyor musunuz? Freddie Mercury'nin doğduğu eve gidiyoruz. Mercury 1946 yılında burada doğuyor ve 18 yaşındayken de İngiltere'ye gidiyorlar. 1964 yılında ve o dönemlerde de burada zaten İngilizler çekiliyor ve Cumhuriyeti kuruyorlar. Buradaki insanlar işte. Ama buradaki olay, insanlar artık Zanzibar'ı Freddie Mercury ile özdeşleştiriyorlar ama halbuki Freddie Mercury sadece burada doğup gidiyor. Yani sanatsal çok da bir şey yok. Orada bir müzesi var. Daha çok böyle fotoğraflarını falan koymuşlar şehrin falan ama ona ait çok bir şey yok. Evet. İyi pazarlıyorlar yani şu an, evet, sadece. Ve her gelen neredeyse şurada bir fotoğraf çektirmeden gitmiyor abi. Ben hatta Zanzibar olmuş için bile gelenler varmış. Şimdi buradan hemen sahil bölgesine geldik zaten. Biraz buralarda dolaşalım. Şuradaki adaların hepsine teknelerle gidebiliyorsunuz. Az önce gördüğünüz adalara ben geçen sene zaten gitmiştim. Bu gezimizde çok fazla vaktimiz olmayacak. O yüzden geçmiyoruz. Şöyle nesibe hızlandırılmış bir
Zanzibar turu yaptırıyorum. Şuraya bir yere kartını bırakıyorum arkadaşlar. İstemek isterseniz o bölümü zaten izleyebilirsiniz. Belki son gün vaktimiz kalırsa kaplumbağalar var devasa. Belki nesile görsün diye tekrardan girebiliriz oraya. Allah'a şükürler olsun. Bugün hava esiyor ya. Bugün adayı gezeceğimizi biliyor. Gerçekten estiriyor ama. Esmese var ya, şu an biz konuşamıyorduk muhtemelen. Böyle bir parkları var. Akşam burada pazar kuruluyor. Onun da ayrı bir bölümü gelecek. Yine her yerde tarihi binaları var. Şehrin her yerinde neredeyse. Şu sahilde kafeler var. Şurada bir tane restoran var. Onun kokteylleri güzel oluyor. Şimdi böyle şehrin genel hatlarıyla Zanzibar City'nin özetini görüyoruz. Şehrin tam merkezinde şu Old Fort dedikleri bir yer var. Eski kale. Burası 1699'da Portekizliler tarafından yapılmış. Önemli bir tarihi noktalarından bir tanesi. Bayağı da keyifli. İçeriye girip gezelim. Geçen gün tam gezememiştik. Gel, let's go. Aha, bir sanatsal çalışma var. Gençler dans ediyor. Oba! Hakuna Matata bu yüzden işte çalışmıyorlar, takılıyorlar paso. Yalnız koreografide ve senkronizasyonda biraz sıkıntı var. Hiçbir birbiriyle uyumlu değildi ama olsun, eğleniyorlar en azından. Çok güzel burası ya. Böyle bir etkinlik falan olsa katılınacak, izlenilecek güzel etkinlikler olsa mesela bir tanesini görmek isterdim burada. Nes nasıl? Ya burada şu kadarcık çocuğundan büyüğüne kadar herkes muhteşem dans etmiyor. Evet ama biraz şey sıkıntıları vardı ya, uyumlarda. Çalışıyorlar işte, aynısı olacak. Helal olsun ya. Biz dün de buraya gelmiştik. Aslında ilk bölümde size göstermeye çalışmıştık ama o kadar yorgunduk ki tam anlamıyla gezememiştik buraları. O yüzden şimdi detaylıca gösteriyorum. İnanılmaz şeyler yapmışlar. Yani hediyelik eşya almak istiyorsan şu an bir... Hey, remember us. Vay 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 vay. Şuranın güzelliğine bakın ya. Rengarenk. Ve bunların çoğunu elle yapıyorlar arkadaşlar. Yani fabrikasyon bir şey yok. Bakın mesela şöyle bir şeyi 20 bin diyor. Ama bunu indirimle bir 15'e falan alırsın. Falan. 60 TL'ye falan geliyor. Bedava yani. Hiçbir para değil. Yani bunu diyor ki mesela uçağa dedim bunu nasıl koyarım dedim. Bunun sadece bezini alarak arka taraftan bu şekilde genelde turistler götürüyor dedi. Böyle bir şey alıp götürebiliyorsun mesela. Güzelmiş ya. Bicycle, but Masai, bu da bu Masai'lerin tokmağı var ya. It's for Masai people yeah, defend Masai. Themselves like yeah. For war. Check as a gun. Masai. Güvenlik için 3 şey var diyor. Bıçak, tokmak, bir de o şey işte sopa. Çok önemliymiş Masai'lilerden. Bunun da tanesi mesela 15 bin şiline geliyor. Ama bayağı ağırmış. Ne, şunu kafaya vurduğunu düşünsene. Evet. Çok ağır değil mi? Ben bunu götürürüz diyordum ama. Bayağı ağır o ya, onu taşıyamayız. Evet. Şu da Zanzibar'da oynanan bir oyunmuş. Bao. What was the name of it? Bao. Bao. Bao diye. Çok zor diyor oynaması. Ama bir süre sonra alışıyormuşsun. Hızlı hızlı oynanabiliyormuş. Bizdeki şeye benziyor ya. Halkın %90'ından fazlası Müslüman diye biliyorum. Ama tabii eski dönemlerden kalan kiliselerde ve tabii ki yine farklı dinlerin de olduğu tapınaklar yerlerde, ibadet yerleri de var. Ama çok fazla Müslüman olduğu için ağırlıklı olarak Müslümanlar adada yaşıyorlar. Hemen hemen birçok yerde cami vardı ama bu kadar güzel bir kiliseyi mesela şehrin merkezinde hiç daha önce görmedik. İlk defa görüyoruz. Lakin içeriye sanırım giriş yasak. Giremedik. Bir daha deneyeyim bakayım. Belki açılır. Kitle. Bayağı güzelmiş ya. Muhtemelen 400 yıllık falandır. Bak canlı canlı görmüş oldunuz. Az önce bir kiliseyi gösterdim mesela. Burada cami vardı. Şimdi insanlar namaza gidiyorlar. Böyle çok çeşitliliğin olduğu bir yer. Daracık sokaklardan geçiyoruz ve her yerde hediyelik eşya. Yani resmen turizmin
Yarısı burada dükkanların şeydir ya, böyle hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlardır arkadaşlar. Çok zenginler bu konuda. Hem tablo olsun, hem ağaçlardan yaptıkları muhteşem oymalar falan var, el işçiliği hepsi. Yani bu konuda da çok başarılılar. Şimdi bir şeyler aldık arkadaşlar. Ben şunu alıyorum. Şimdi bunu paketleyecek. 20.000 Normalde 20 dolardı ama diyor sana 20.000'e veriyorum bunu diyor. Biz de bunu aldık, eve artık asarız. Buna 20.000 şilin verdim. Benim 80 birim kaldı. En azından bir şeyimiz oldu artık. Kaç var? Hatta 79 birimiz kaldı. Daha da başka şeyler alacağız. Bu adamın sohbetini sevdik. Güzel bir alışveriş oldu ve buradaki sıkıntı şu. İnanın bak, bak mesela bak, görüyor musun? Abi saldırıyorlar. Yani bir sürü esnaf resmen turizm katili. Yani hiç nezaket yok. Yolumuzu kesiyorlar. Dükkana çekmeye çalışıyor. Ya işte şey, Türkiye'de de Taksim'de falan yaparlar diye çok diyor. Gerçekten çok rahatsız edici bir durum. O yüzden arkadaşlar kendi ülkemizde de lütfen buna dikkat edelim. Çok çok sinirlerini insanın toplatıyorlar bazen. Şimdi geziye devam ediyoruz. Önce bir otele gidip şeyi bırakalım. Aldığımız şeyi. Sonra yola devam ederiz. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hi, Hakuna Matata. Burada arkadaşlar okullar Temmuz'dan beri açık ve çocuklar bakın şu an okuldan çıktılar, evlerine gidiyorlar. Evet, 79 bin şilinimiz var. Ve acıktık. Güzel bir balık yemek istiyorum. Çünkü şu anda adada olduğumuz için balık hani biraz daha yatkınız şey konusunda. Okyanusun ortasındayız, balıklar iyidir falan diye düşünüyordum. Evet. Ve aklıma geçen sene geldiğim şu restoran geldi. Burası bayağı güzel balıklar yapıyor. Adı Lukman. Şimdi burada balık yiyeceğiz. Tut beni. Korona önlemleri yine devam ediyor. Hiç güvenemedim ama. Şimdi abi, burası çok meşhur bir restoran. Daha çok yerel yemekler var. Bakın. Burada pilavlar var, Arap mutfağından işte tavuk falan var. Oradan esinlenilmiş. Şurada biraz Hint mutfağından bir şeyler var gibi. İsterseniz pizza mizza da yapıyorlar. Burada ekmekler var, çapatiler. Yani ne ararsanız var, balık var. Asıl benim tarafa geçeyim, size anlatayım. Ha gel şunu da gösterelim. Burada da yerel yemekler var ama sanki Hint yemeği, yani köri sosu çok fazla gibi. Ahtapotlu mu? Evet bak, ahtapot var içinde. Şurada ne var? Ana, o balığı hatırlıyorum. Çok kötü kokan bir balık bu. Evet ya, pazarda ama burada kötü kokmuyor. Evet, pazarlarda leş gibi kokar. Burada patatesler var. Ve benim olaya geldik. Burada karides, ahtapot, balıklar var bakın. Okyanustan bir sürü. Böyle pis bir tavada pişiriyor. Tam yemek yemeği. Ama bir şey diyeyim, bu kesin lezzetli olur yani. Ya, biliyorum da. Bence de. Böyle kötü yerlerdekiler daha lezzetli oluyor. Böyle bir ortam. Ne diyordun? Neydi ya? Arabaların yapıldığı yer neydi? Ya sanayide. Sanayide köfte yersin ya. Güzel olur ya. Aynen öyle. Hadi bakalım. Yerel tatlar dedi Nesibe. Büyük risk aldı. Bakalım memnun kalacak mı? Bakalım ne çıkacak. Evet, bu yerel bir ananaslı pilav. Şu da yerel soslarla yapılmış bir ahtapot. Kaç para dedim buna? Hepsine 10.000 şiline, yani 30 lira. 10.000, ben de 10.000 ödedim. Benimki de 10.000 tutacak. Yani kişi başı 69.000 şilinimiz kaldı. Bekliyoruz. Evet. Sana afiyet olsun Nesko. Of, böyle bir orkinos gibi bir şey söyledim. Çok güzel kokuyor. Bayağı da lezzetli olacaktır. Bir de yanında 3.000'e şöyle bir mangolu, passion fruitlu bir shake yaptırttım arkadaşlar. Yani bunun hepsini 13.000 vermiş oğlum şu an. Nesibe de gitti. Şöyle bir şeyler aldı, beğendi. Bir yandan da şu an çekim yapıyor kanalı için. Şikayeti yok gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Ben hiç bu kadar güzel beklemiyordum. Ahtapot
ahtapot yumuşacık. Pilav desen çok yerinde tadı. Değil mi? Ben de çok sevdim ahtapotu. Şimdi de balığımın tadına bakacağım. Okey. Hey be, Fethiye'ye selam olsun. Memleketimde de hep balık yeriz valla. Özlemişim ya. Oh be. Doymak ne güzel şeymiş abi. Yemin ederim daha canlı görüyorum şu an her yeri. Ana Hacı abiye bak. İstesyon. Ne kadar güzel giymiş. Şimdi arkadaşlar böyle çarşının pazarının içinden gidip şurada bir yerde müzeleri vardı. Kölelik müzesi. Size orayı biraz anlatmak istiyorum. Ama çarşıda bir şeye denk gelirsek de yine anlatırız zaten. Buralarda da yine yemek ye satan dükkanlar var. Selamünaleyküm. Burada Safi. Good. Gariboli. Neydi şey? Hoş geldin diyor. He. Şimdi burada arkadaşlar şeker kamışı sıkıyor. Bakın kamışı buradan öğütüyor. Suyunu çıkartıyor. Buradan da bardaklara koyup içiyorsunuz. Bunu içerseniz geçen sene Nesibe gibi hastanelik olabilirsiniz. Neden ama onu da söyle istersen. Çünkü buraya buz koyarsa o buz pis oluyor abi. Ve bu pis su aslında buzlu su içildiği zaman bizim alışık olmadığımız mikropları barındırıyor. O yüzden bunu içtin mi eğer buz varsa bilin ki hastaneliksiniz. Bizden söylemesi. Bu coğrafyaya gelmişseniz bilmeniz gereken tarihi detaylardan bir tanesi de kölelik. Geçmiş yıllardaki ve işte o köleliğin anlatıldığı ve hatta günümüzde de şey yazarlar, içeride göreceksiniz. Köleliğin devam ettiğinden bile bahsediliyor. O müze burası işte. Çok önemli bir müze. Burayı size bir kere daha detaylıca anlatmadan ayrılmak doğru olmaz. Gelin birlikte East African Slave Trade Exhibit yani Doğu Afrika Kölelik Ticareti sergisini birlikte gezelim. Buradan içeriye giriyoruz. Şimdi taksiciler var. Her zamanki gibi. Müzenin olduğu yerdeyiz. Kişi başı 11.500 Tanzanya şilini giriş ücreti var. Bu müze insanın tüylerini diken diken edecek olan çok önemli bir müze. Buraya giriş 11.500 şilin ödüyorsunuz. Ve içeride bütün giriş kısmından yani en başından bugünümüze kadarki bütün kölelik sürecini anlatıyorlar. Şimdi buraya gezdikçe size çok önemli gördüğüm detayları anlatacağım. Burada diyorlar ki 19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupalılar, Hintliler, Araplar ve kıyı bölgesindeki halk hatta etnik liderler bu insanları kölelik ticaretinde kullanıyorlarmış ve genellikle de Doğu Afrika'dan şu bölgeden köleleri alıyorlarmış, Zanzibar'a getiriyorlarmış. Zanzibar'dan da başka ülkelere gidiyormuş. O kadar iğrenç bir süreçmiş ki. Yani insanlığın yüz karası dönemler o zamanlar. Ne yazık ki 20. yüzyıla devam ediyor. Şu anda bile olduğu söyleniyor. Onu en son çıkışta size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o zamanlar fil dişleri, bu özellikle merkezi ve Doğu Afrika'daki fillerin dişleri çok değerliymiş. O yüzden de bu köleleri taşısınlar diye bu fil dişlerini Afrika'nın doğusuna Zanzibar tarafına taşıtmak için ilk getirirlermiş. Sonra burada fil dişiyle beraber köleyi de satarlarmış. 19. yüzyılda böyle bakın fotoğrafları da var. Yani anlatacak çok detay var ama insanın vicdanı sızlıyor yani okurken bile ya. Şu fotoğraf okuyorum. Şu ağaçın. Yüz ifadesini görebiliyor musun? Yani çoğu ölmüş bir de yollarda. İnsanları nasıl işkence yapmışlar ya. Yusuf adresine bakar mısın? Çaresizlik. İnsan nasıl böyle içim çekiliyor ya. Nasıl yaparsın diyorsun işte abi. Burada çok şaşılan bir durum var. Nesibe. Evet. Günümüzde hala kölelik devam ediyor diyor. Buyurun bakın. Şurada anlatmış. Ve bu kölelik devam ederken bu insanlar zorla kaçırılıyor. Bir şekilde hatta doğurtma sistemi bile geldi diyor. Yani şurada öyle anlatıyor. Ve köleliğin özellikle bu insanlar üzerinden yarattıkları ekonomik boyut 150 milyar dolarmış. Ve dünyada şu anda en çok köleliğin yapıldığı 5 ülke ki %61'ine geliyormuş. Hindistan, Çin, Pakistan, Özbekistan ve Rusya. Ama buraya çok Rus geldiği için Rusya'nın üstünü çizmişler. Ve buyurun arkadaşlar şu an dünyada 21 milyon ila 36 milyon kişinin hala köle olduğu söyleniyormuş. Gerçek anlamda buraya geldiğinizde hani olmazsa olmaz belki Freddie Mercury'nin evini görmeyin. Ama bu müzeyi görmeden de asla Zanzibar'ı gördüm demeyin. Buradaki olayı son 200-300 yılı çok güzel bir şekilde anlatmışlar.
Ve özellikle beni en çok şaşırtan şey hala günümüzde hala köleliğin olduğunu söylüyorlar. Yani ben de çok şaşırdım ve çok ciddi rakamlar. 30 milyon civarındaymış. Yani o yüzden olmazsa olmaz bir durağı da size göstermek istedik. Burası çünkü en son artık köleliğin de bittiği yerdi. Müzesini de o yüzden yapmışlardı. Şimdi yavaş yavaş bir araba bulup ya, hava da düzelmeye başladı. Öğlen ki aşırı sıcak yok. Numvi'ye doğru yol alacağız. Her yerde kaju var Nesibe. Hayri abi ne dedi kaju ile ilgili? Hayır, dedi ki işte uzun bu bir sektörü Hintliler mi ne yönetiyorlarmış. Ama böyle fahiş fiyatları satılıyor ya bu kaju. Ama buradan alırken bedavaya alınıyor. Devlet mi demiş ki başkan özellikle. Siz misiniz benim halkımın kajusunu düşük fiyata alıp dünyaya pahalıya satan, hepsini kovmuş buradan. Ondan sonra bu kajuları da çiftçilere demiş ki sıkıntı yok, ben sizin garantörünüzüm. Piyasaya yine halkı döndürebilecek şekilde fiyatlardan işte hava yoluyla uçuyorsun, kaju veriyorlar. Evet ya. Çarşıda bir şeye gidiyorsun, hediye kaju geliyor falan. Herkese döndürmek için düşük fiyattan satmaya, hatta bazı büyük şirketleri zor aldırmaya başlamışlar. Öyle bir kaju bolluğu var buralarda anlayacağınız. Çekirdek gibi kaju fiyatına, çekirdek fiyatına kaju alabiliyorsun. Evet. Sürekli laf atıyorlar ya. Ya çok patavatsızca laf atıyorlar bir de. Deniz, senin parandan bir kaju alalım mı? Alalım. Aa, kiraz mı? Ne o? Ana, ilk defa öyle bir şey görüyorum. Zeytin gibi bir şey. What is that? Zamaral. Zamaral. Evet. Allah Allah. Papa neymiş ya? Oğlum çok da sinek var üstünde. Dur bakayım. Bilmem. Hemen bakıyorum. Yok yok. Ay, yersek sıkıntı olabilir. İyi. Let's go. Ya bunu niye söylüyorum? Arkadaşlar bu başımıza çok geldi. Yani böyle pişmemiş şeyleri yememek lazım. Mesela muzu kabuğunu soy ye, sıkıntı yok. Ama böyle direkt temas edip ağzına atmayacaksın. Evet. Arkadaşım başına geldi çünkü 2 gün hastanelik oldu. Hani böyle dilini buruşturur ya. He. Bazı meyve sebzeler o yani. Direkt ağzının içi buruşuyor. Çok garip bir. Kocaman zaten çekirdeği var ya. Direkt ağzı şimdi buruşacak. Bu nasıl meyve ya? Narın. Hani şey olur ya narın. Ha evet. Ekşisi. Onun gibi bir tadı var. Adı neydi? Bizlik değil. Neydi adı? Thank you. Mesela közlenmiş mısır yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yedik de ama ve lakin bizdeki gibi süt mısırı değil bunlar. Daha sert oluyor tadı. Çok şey değil yani, tatlı değil. Ama güvenle yenebiliyor. Yani pişen şeyleri yemede sıkıntı yok ama evet. Pişmemişse aman abi. Aman diyeyim. Neyse gel bak. Şimdi en baba yere gidiyoruz. Burası bir pazar. Ve... Ya ben böyle pazarları çok seviyorum. Ayrı bunun vlogu gelecek. Şimdilik gösteriyorum. Çünkü çok detay var. Böyle hemen 5 evet dakikada gösteremem. Dünyanın en pis kokan pazarı olabilir. Şimdiden kokusu gel. Evet, bu pazarın ismi Darajani. Ismi market Darajani here. Darajani, yeah, yeah, I know. Turkey, İstanbul. İstanbul. Yeah. Maşallah. Maşallah, subhanallah. But I'm sorry for interrupt. Bak baby diyorum abi, yine aynı yani. No thank you. No spice. We are not interested, thank you. Baharat satıyormuş, no thank you. Hakuna Matata. Şimdi burayı böyle gezeceğiz. Allah izin verirse, bizi bırakırlarsa. Şurası bir balık pazarı. Sabahları bayağı hareketli oluyormuş. Biz mesela bir önceki bölümde sushi falan yemiştik. Orkinos falan vardı, şey somon. Efsaneydi. Buralardan mı geliyor bilmiyorum yani, yoktur muhtemelen de. Kötü değil yani, balık yemek için güzel bir ada zaten. Ama kokuyu anlatamam size. Ya şu an nefes almadan. Konuşamazsın yani. Öyle bir şey yok ya. Balık burada, şurada meyve. Bununla ilgili ayrı bölüm gelecek ama yine de göstereyim. Gel Nes. Allah'ım. Şu balıkların hepsi bayat. Şunlara bakın. Bunlar midye. Bak, senin az önce restoranda gördüğün balık buydu. Evet. Bunun adı ne?
Şu an nefes almaya bıraktım. Şunlar zargana. Gagalı olur. Bunlar güzel. Bunlar yeni yenir ama geridekiler çok kötü. Aa şey. Bakın vatoz. Vatoz da yiyorlar burada. Nesibe biz vatoz bunu yemiyoruz genelde. Türkiye'de yenmiyor çok fazla. Ama buralarda yemiyorlar. Çok bir balık çeşidi yoktu bugün. Sabah gelmek lazım. Yine burada sebzeciler var. Aha kasap da var ileride. Burayı sonra detaylı gezeriz arkadaşlar. Şimdi siz çayınızı çekirdeğinizi hazırlayın. İzleyin işte. Şu an hava 35 derece. Ve açıkta böyle et satıyorlar. Abiler. İnanılmaz bir hijyen sıkıntısı var ama burada kültür bu olmuş. Gülüyorlar. Ayağını kesiyor orada tırnak makasıyla ya. Etin yanında. Gördün mü böyle kasap? Ha? Görmedim. Sen nefes almayı bıraktın galiba. Hayır şu an nefes almıyorum ama abi ne yaptın ya? Ne yaptı? Kediye vurdu da. Kedi de bir yere bakıyordu ya. Yani. Nesibe şu an hava 35 derece. Şu an hissedilen 50. Bu etler nasıl açıkta kalabiliyor? Bozulmuyorlar mı acaba? Mümkün değil ya. Oh biraz daha düzeldi bak bir anda. Evet kokuyor direkt kokuyor. Burası pazarın meyve, sebze, baharat alınabilecek kısmı ama burayla ilgili çok ayrı detaylıca konuşmak lazım. 15-20 saniyede gösteremem. Biz şimdi Nugmi'ye gidelim. Nugmi'ye. Asıl günümüzü öldürmeyelim. Çünkü gitmemiz bir saat. Çok detay var. Çok. Bir de buraya erken gelmek lazım. Ha? Cinnamon coffee. Thank you. Uyuyor. Ya adama good morning deyip uyandırdım ya. How much? This 5000. 5000. 15 lira. Ana hiçbir şey nesi bu? Pazarlık yapabiliriz. Yani ki bunu bize 5 ise bu 2-3 falandır. Bugün alacağız bir tane yarın yine geleceğiz. Yarın hatta büyüğünü alacağız. No, today one. 5. 4. Ha bu 5'i al. This is free ha? Chili verdi. Chili sos şeyi. İşte ha, patatesin içinde olan buydu işte. Acı dedim ya. Şu an kıpkırmızı çıkıyor ya Nez. Şundan dolayı. Hayır yukarıdan dolayı. Okey Nez ver 5'ini. İyi ne koparsak kar. Çünkü normalde bu 2-3 falandır arkadaşlar. Biz turistiz diye bize 5. İstanbul. Arkadaş. Ne deneyim oldu be. Oh. Şimdi buradan bir saatte Nugmi'ye gidiyoruz. Önce bir pazarlık yapmamız lazım. Saçmalık derecesinde pahalı. Hani bir makul bir fiyat olur anlarım ama. Ya bir tanesi neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Merkezde girip getirecek bizi, 2 saatte bekleyecek, 100 dolar istedi ya. 100 dolar ya. İsterken utanırım yani. Ki bu ülkenin hali bu yani normalde. Gerçekten turistten soğutuyorlar insanı, turizmden ya. Amerikan vatandaşı falan zannediyorlar. Para bol diyorlar. Yani 100 dolar ne gidiyorlar? Nereden bilsin dolar 7, euro 8, 9, pound 10. Bu ülkede kalkmış benden 100 dolar istiyor utanmadan ya. Gel ya soralım. Şu abime gidelim ya. Harbiden. Sorsana Nungi. Hi. Nungi. How much? 40,000. Ya bak. Ya atacağım kendimi ya. Abi taksi o kadar istiyor ya. Taksi 50 istedi bu 40. Adam gelmiyor arkamızdan. Ya. Türk kafasında düşündük. Aynen dedik yani tam almıyoruz deyip çıkalım dedik. Hani arkana tamam abi gel ya gel o da yok ya, burada. Hindistanlılar öyle yapıyordu mesela. 25 dedik biz. Bak 40'tan 25 dedik o 30 dedi. Halkı yani 20'ye belki 15'e götürür. Evet ya. Ve şu an arkamızdan da gelmedi. Bakıyor ama. Gel gel hiç bakma arkana bakma. Bakma arkana. Belki gelecek. Aynen. Şu an cilveleşiyoruz. Al Nes. Ben bir pazarlık yapayım. Hadi kazamız mübarek olsun. Nerede kaldı?
Daladala ile gitti. Daladala ne ya? Olmuşlar. Koymuşlar. Kişi başı 5000'miş. Sen buna binme abi, onunla gitti. $50 Yeah. Oo. Yok artık ya. Tuk'tuğa bineceksen $50 diyor. Yani 350 lira. Tek yön. Okay, buna matata. Matata. Ya Hakuna Matata, matata diye abi. Diye bize var ya. Hakuna Matata ya. Ya ülkenin Hakuna içerisinde matata, şurada Hakuna Matata. Ya. Dallamayla gidelim şeyle. Biz de ama çok ya ayakta giden de olur, olursa ne olacak? Korona virüsü olmasa buna ben binerim. Evet. Korona var diye. O yüzden diyorum ya, ayakta. Ya evet, şu anda vazgeçmiyoruz. Bu da bayağı bir eski tutmuş ama. Yani hiç umurunda değil kimsenin ya. Hem çok değersiz ediyorum şu an. 30. Güldü lan adam. O da güldü. Acaba biz mi çok ucuz söylüyoruz ya? Ha bak bak, my friend diyor. Baba Hüseyin, uygun muyum? 30,000 Long boy. Long boy 50. Abi çıldıracağım ya, 50 diyorlar ya. Kilometre. İstediği şey 150 lira, şu araba 150 lira istiyor. Bırak ya, gelmez, boş ver. Gel gidelim. Boş ver bunu. My friend. My friend, my friend. He. Ne? 30 diyorsun, 3 gösteriyorsun ama bak. 3 alınacak. Aa, let's go dedi lan. Hadi ama git. 3 gösterdin. Yok, bir dakika, garanti yapalım. Bak şu değil mi? Bak. Sonra kavga çıkmasın. 90 lira vereceğiz yine. Şilin. 300 bin. Okay. 30 bin ya. Ne yazacak acaba ya? Çok merak ediyorum. Bak 5 bin daha arttır. Hayır. No. No. My friend. Şilin. Ya 100 set okey. Okay. Niye 30 yazdın ya? Ya zaten okey diyor. Sonra 35 yazıyor. Ya çok enteresanlar ya gerçekten. Allah. Hadi bakalım. Ayağım geri gidiyoruz. Lan birine çarpacaktı. Yalnız bu tuttuk çok bakımsız, ondan kabul etti bence. Hakuna Matata bu kadar işte. Hadi yürü bakalım. Hakuna Matata aldın 30 binli. Kişi başı 15 bin verdik. Kaldı şuradaki kadar para yalnız işte. Yalnız şu an şaka maka 90 liraya gidiyoruz. Şunla yani. Şunla evet. Ülkede ulaşımın pahalılığını siz düşünün bu adada. Biz geldik. Çılgınlar gibi geliyoruz. Petrol alacaktık, yok mu? No petrol. Ana benzin yok diyor petrol üstünde. Başka yerden alacak. Kalmamış burada. Yakıt almak için durduk. 10 binlik alacağız şimdi. Burada litresi 2000'in altında. Burada kadınlar pompacılık yapıyorlar. Çoğunlukla kadınlar var ve girdiğiniz zaman bizdeki böyle market falan hikaye yani, hiçbir şey yok. Sadece yakıt alabiliyorsun. Plakasını aldım. Direkt açıyor. Bir tane. Yarım saat 40 dakikadır. Yoldayız da içimiz yandı. Şimdi esnafın hepsi bize bakıyor. Hi. Can I get cola? Here or here? It's all yours. Can we have two, three cold Coca-Cola? Ben senden içerim. He? Ben senden içerim. İstemiyor musun sen? Ben hepsini içerim. Su alayım o zaman. Ha olur. Two cola, one water. Please. Bakın klasik bir, hemen yol kenarında durduk. Manzarayı gördünüz. Bu kadar yokluğun olduğu yerde bu rakamları bizden talep ettikleri zaman tabii ki sinir krizi geçiriyoruz. Çünkü gerçek anlamda resmen bizi soymaya çalışıyorlar yani. Amaçları turizm ya da şey değil, siz anladığınızdan değil. İngilizler çok bonkör oldukları için mesela gelen onlara alışmışlar mesela.
Ama biz o kadar bonkör olamayız. There you go. Thank you. 5000 şiline bunları aldık. 2500 daha düşün. Kişi başı. Haydi bakalım. Thank you. Ettik, siz etmeyin. Bir daha sakın Nungmi'ye gitmeyin. Benden söylemesi çok çok zor gitmek. Yol bitmiyor. Nungmi'ye geldik. Burası adanın en iyi otellerinin olduğu yer ve yine yolların durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya geçen sene de gelmiştim. Bir gram ilerlemez mi, gelişmez mi ya? Bir gram ya. Aynı mı kalır ya? Yolun çukuru, lakası bile aynı. Ama en azından bir düzlersin şu yolu ya. Toprak yuta yuta o yolları geçtik. Hemen sahile geldik. Bir anda şu arka taraftan yürüdük. Buraya geldik. Bakın ne oldu. Gerçek anlamda Zanzibar'a hoş geldiniz. Arkadaşlar burası, yani bu adanın kuzeyinden güneyi 90 kilometre uzunluğunda olduğu için biz şimdi en kuzeyine geldik. Burada çok fazla otel var ve burayı en çok Ruslar tercih ediyor. Herkes neredeyse Rus yani. Avrupalı yok denecek kadar az koronavirüsünden dolayı. Ha? Ya aynen ya, çok şey yılışıklar abi ya. Bu konuda inanılmaz kötü. Ondan sonra... Ben bir asansör teklifi falan bir şeyler diyorum ama... Bir kere bir şey dedim mi bitiyorsun? Bir kere seni yakaladım bırakmaz. Fiyatlar böyle. Bir yandan göstermiş olalım. 1 dolar 2300 ona göre hesaplarsınız. Aa, pizza 10.000'di. Böyle bir denize sıfır bir yerde 30 TL'ye pizza satıyorlar. Gayet iyi değil mi? Mesela o konuda çok uygun ve bizdeki gibi şey yok ya. Sahil beldesi deyip mahvetmiyorlar fiyatları. Ama işte insanlar sıkıntı. Turizmciler halkı özellikle. 9'u bozulmamış. Yapılaşma çok yok. Kasaba gibi kalmış buralar. Yani geçen sene de dedim ya geldim de aynı yani. Hiçbir farkı yok. Burada biliyorsunuz yine o videomda anlatmıştım. İstanbul restoran var. Sahipleri Türk içerisi. Bak mesela İstanbul restorana girdim. Önünden böyle güzel bir deniz manzarası var. Buranın en güzel yanı kumu. Pırıl pırıl kumları var. Hep resiflerdeki o şeylerden, kırıntılardan oluyor. O yüzden bizde böyle un gibi kum olmaz. Buraların en çok sevdiğim yanı resifleri bile. Şu arka taraflarda hep resifler var. Oralara dalış da yapabiliyorsunuz. Ya yani aktivite cenneti de ama yosun da fazla buranın. Yüzmek için değil mi? Şimdi bu sahilden devam ettiğinizde yan yana oteller, restoranlar var abi, tamam mı? Buranın olayı zaten millet buraya gelip restoranlarda yemek yiyip otellerde dinlenip işte chill hayat yaşıyorlar böyle. Sakin, dingin tatil yapıyorlar işte. Yunuslarla yüzme var, teknelerle tekne turları var, resif dalışları falan. Hepsine buradan katılabiliyorsunuz. Biraz zaten böyle gelişmemiş bir yer olduğu için daha böyle lüks aramayan insanlar varmış gibi düşünüyorsunuz ama bakın biraz sonra ne olacak? Az sonra geleceğiz. Biraz sonra gördüğümüz yerde diyeceksin ki az önceki yolun olduğu yere bu oteller mi yapmışlar diyeceksiniz. Bak başlıyor yavaş yavaş. Bak şimdi böyle çok daha kalite mekanlar başladı. Çok güzel oteller başladı. Ve daha neler var yani. Ve inanılmaz pahalı. O yüzden bu Ruslar Türkiye'ye koşarak geliyor. Çünkü çok daha uygun bir rakama her şey dahil, ultra her şey dahil otelde kalıyorlar. Hem daha az para harcıyorlar hem de hizmet kalitesi çok daha iyi buraya göre ama buranın da tabii farkı 12 ay turizm olması. Burada çünkü kış yok. Tabii ben böyle tatili sevmiyorum Nes ya. Yani ben gideyim yatayım akşama kadar. Ben hiperaktif adamım, duramam yani. Zaten Fethiye'de yaşıyorsun. Olabilecek dünyada en iyi tatil yerindir. Ama güzel yer değil mi? Yani Stone Town'un dokusu başka, buranın başka. Orası daha tarih ve kültür, sanatın beşiği gibi. Orada bütün gelenekleri, görenekleri. Burası da işte Antalya'ya geldiniz. Ha, şu an Antalya'yız. Bir de size bir şey daha anlatalım. Mesela buranın yollarını siz gördünüz ya arkadaşlar. Bu ülkede, bu şey adada daha doğrusu hala susuzluk var.
Yani bakmayın siz bu lükse, ihtişama. Evet, burada evet. Su yok normalde. Yoldan geçerken çok gördük öyle köyler. Hayır yani. Abiler mesela 30 tane mi kaç tane proje yürütüyorlar Zanzibar Adası'nda. Geçen sene hatta bağışları da sizle böyle toplamaya karar vermiştik. Buraya su bile taşınarak geliyor. Yani çok iki ucu aynı yerde, aynı mahallede görebiliyorsun burada. Go, nereye geldik? Let's go. Bakın arkadaşlar böyle ara sokaklardan yürüyorsun. İnanılmaz güzel oteller var. Ve efsane bir deniz manzarası. Şurada yavan yemek yersin akşamüstü. Vallahi yaz güzel ya. Şimdi gittiğimiz yer buradan karşıya kadar başka bir bölüm var. Orayı göreceğiz. Yan yana çok güzel oteller yapmışlar ama aynı zamanda işletmeler de çok güzel ve fiyatları çok çok uygun. Genel olarak en azından. Ya kumu çok güzel ama. İşte ya un gibi değil mi? Evet. Bak, bak dokunuyorsun. Şuna bak. Çok iyi ya. Kalabalığa bakın arkadaşlar. Hepsi turist. Yani kış mevsimindeyiz ve tıklım tıklım. Rusya'nın soğuğundan kaçan zenginlerin hepsi burada. Korona morona yok yani bunları zengine. Ve yine Masai'liler her yerde. Masai. Şimdi buradaki otellerde güvenlik çok sıkı. Aslında yürüdüğümüz şu yolların hepsi bir otel. Otelin kıyısından, içinden geçmek zorundayız. Çünkü burada kıyı yok. Ve bu oteller de pahalı. Güvenlikler hemen gelip üstümüzü çekiyorlar. Doğru düzgün çekim yapamadık ama idareten şimdi yine göstermeye devam edeceğim. Hay! Of şurası çok güzelmiş be Nes. Of! Olağanüstüymüş be. Mutluluk yemin ederim. İnanılmaz farklı bir yer ya. Arkadaşlar burası denizi pırıl pırıl. Of of of. Yolu yok. Bir yandan Masai'liler geçiyor, bir yandan Ruslar. Ya nesi be? Düşün, bir yandan Masai'liler geçiyor, bir yandan Ruslar. Nasıl bir kültür şoku değil mi? Yani ikisi hiç alakası olmayan iki etnik köken. Ruslar inanılmaz soğuk, Masai'liler inanılmaz fırlama. Ama buralar efsaneymiş ya. Yani ben geçen sene burayı çok sevmemiştim ama niyeyse bu sene daha çok sevdim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Of. Of. Buraya bak. Abi burada balıkçılık yaygın olduğu için bakın ağları sermişler yerlere, tamir ediyorlar. Bir yandan da turizm var. Yani o kadar iç içe yaşıyorlar ki turistlerle. Mesela şey sınıflaması yok gördüğümüz kadarıyla. İşte zengin fakir evet tamam otelde belki kalamaz ama sahilde hepsi takılıyor özgürce valla. Kimse kimseye de karışmıyor. Bak burada Masai'liler top oynuyor. Turistler mesela şurada kalıyor. Çok iç içeler ya. Hoşuma gitti bu durum. Nesi be? Neresin dedi? Ankaralıyım dedim. Şu an ilk defa buraya Ankaralı biri geliyor. Hep Ruslardı. Bilmiyor şu bıktık an. Bıktık yani. Ruslan diyor. Kimse bizi anlamıyor diyor. Evet. Hep 3-5 kelime konuşuyorlar diyor. Dedik bizim anlamış da farklı haritadan olduğumuzu. Ankara neresi? Welcome Zanzibar, Ankara. Thank you. Ankara. Ankaralılara selamlar. My name is Ali Meşuko. My name is Ali Meşuko. Ali Meşuko. Hey. Welcome Zanzibar. Thanks bro. Evet yeni bir şey öğrendik. Burada dedim ki korona nasıl gidiyor? Your name was? My name is Ali Meşuko. Ali Meşuko. I'm from County Narok. Okay. Yeah, Elerai. Dedin ki ya Nesi Bey ya dalga geçiyorlar bizimle. Ya hı? Ya da ama gittik yerinde gördük. Ya yani. Diyor ki biz burada koronaya inanmıyoruz zaten malaria oluyoruz falan dedi. Eğer kendimizi kötü hissedersek 1 litre kan içiyormuş günde, inek kanı. You are drinking 1 liter of cow blood, right? Yes, if you feel not happy or healthy? I have a head because when I drink, I sleeping a little bit relaxing. He. Abi bu kadar Masai'li nasıl buraya gelmiş ya? Yani bildiğin Masai'li çarşısına geldik. Evet ya.
Oğlum sahil Rus, bura masahili bir anda. O kadar değişti ki ortam. Hayat ne kadar iki tay yüzlü ya. Bir tarafta inanılmaz zenginlik, bir tarafta hayat mücadelesi veren insanlar. Thank you. Yeah, we are following him. Adamımız var bizim, yabancı değiliz. Buranın insanıyız. Ya bizim ne işimiz var buralarda ya. Number 11. Paul, ha, senin dükkan. This is your store, ha? Böyle sizi sahilde yakalarlar, dükkana getirirler, bir şeyler almanızı isterler hani. Ya almak da lazım 3-5 kuruş bir şey zaten. Ama bazısı da çok çakal ve baskıcı oluyor. Yani sürekli satmaya çalışıyor. Ona lanet ediyorsunuz. Aynen. Bu çocuğun mesela yaklaşımı çok güzeldi. O yüzden şimdi burada bir şeyler very alalım. Hem de faydamız olsun. Dangletmiş bu. 15. Yeah. 1-5. Bir şey değil 15. 40 lira falan. Çocuğa da faydamız olsun. Mama, düzgün baba. Çocuk ya. Magne. Ya bir de şey ya böyle şey dedi ya üzüldüm. Gerçekten hiç iş yapamadım bugün dedim. Hmm. Bir gözünden de belli yani yapamadı. Yardımcı olalım en azından. What about this one? Mesela bu. Bu da 20 şilinmiş arkadaşlar. Bir de bunu alalım Nesibe. Bunu alalım. İkisini alalım magnetle. Şimdi pazarlık yapıyoruz. Bak bu da aynısını yaptı. Fark ettin mi Nesko? Evet. Ya işte bunu yapmayın ya. Mesela gittik şunu falan alalım diyoruz. Buna 50 bin falan dedi arkadaşlar. Yani 20 küsür 25 dolar yaklaşık olarak. Buna da diyor ki 5 bin diyor mesela. Tamam bak bunu alırım yani sen niye benden hemen 25 bin, 20, 50 bin diyorsun? Bu da bayağı ağırmış ya deniz. Aa çantaya koyacağız artık. Yani kişi bunu 3 bin düşebilirsiniz benden arkadaşlar. Evet. Kaç bin kaldı bilmiyorum. Sağ üstte şu an fiyatlar düşüyor. Bir de üstüne bir şeyler içeriz. Bir de yemek yeriz. Para bitti zaten. Şu anda manyak bir yere geldik. Arkadaşlar gün batımı anında şu manzaranın güzelliğine bakın. Burada bir rooftop bar var. Burada hem bir şeyler yiyip içeceğiz. Hem de şu gün batımının keyfini çıkartıyoruz. Burası iyiydi işte. Şurası da var. Bakın insanlar nerede? Gün batımı izliyorlar ya. Efsane güzel şu anda. Az önceki yer doldu mekan. Biz de şimdi başka bir yer arıyoruz. İnanılmaz bir kalabalık oldu orada. Şurada ıstakoz yiyelim mi diye düşündük. Çünkü şu ıstakozun fiyatı arkadaşlar 20 bin. Yani TL olarak neyse 60-70 TL. Kebap fiyatına ıstakoz yiyorsun. Yani gerçek anlamda çok çok uygun. Tabi boyutları küçük ama fiyat olarak bedava. Biz bunu bir değerlendirelim. Evet. Bize bir medium ıstakoz getirirler. Utanırsınız ya. Yani evet ya. Utanırsın yani medium demeye. Ben bunun için sırf Portekiz'de 2,5 saat ıstakoz yemek için sıra beklemiş bir adamım. Yani yarım kilo falan da böyle 1 kilo. Ama hesaplayınca hiç ucuz falan denk gelmiyor rakam olarak. Bunlar da sürekli bir şeyler satmaya çalışıyor. Sigara türü şeyler gelip. İkidir. İkidir değil ya. Tipimiz de hiç öyle değil ki anasını satayım. Geldiğimizden beri öyle. Şimdi dolanıyoruz böyle. Bir yerde oturacağız hem yemek yiyeceğiz hem de bir şeyler içeriz. Bu ıstakozu yemeden gitmeyi düşünmüyorum. O yüzden daha düzgün bir yer bulduk. Ne oldu Nesibe? Kulağıma çok büyük bir şey girdi. Bakayım bir. Çıktı ama. Yok tamam. Yok bir şey yok. Kızı da sevdik tatlı. O yüzden gel biz burada yemek yiyelim. Biraz daha kibar ve düzgün birisi. Öyle arsızlık yapmayınca bak insan ne kadar... Değil mi ya? Tatlı tatlı ilgilendi. Evet. Bu kadar basit. Oğlum çok güzel bir yer burası ya. Gidemiyoruz. Normalde otel bizim Stone Town'da bir türlü gidemiyoruz yani. Şuradan ayrılamadık. Bakalım bir ya hemen ufağını vermeden. Biz de bu işin içinden geliyoruz Fethiye'den. This is good ya. Tamam. One. And then I wanna... Ara yerde hemen 30 lira daha fazla yapacaktı ulan. 125, one of them in the grill. It comes with fries, right? You want sip? 2 saatlik beklemenin sonunda yemeğimiz geldi arkadaşlar. Nesibe Hanım kendisine ıstakoz söylemiş. Evet, çünkü her zaman ıstakoz güne akşamı bitiremez. Aynen. Yani buraya kadar gelmişken biraz paraya kıydık dedik bir daha mı yiyeceğiz? Fiyat olarak da çok uygun çünkü. Türkiye şartlarında yemezsiniz. Ben de böyle bir tane balık söyledim. Bu okyanustan çıkan bir red snapper dedi bana. Hani ne demek tam olarak bilmiyorum ama birçok ülkede bunu görebiliyorsunuz. Oldukça lezzetlidir. Yanında da böyle salatalarımız, pilavımız falan var. Aslında bak şey... Patates kızartması ama yani illaki bir şey... Yanlış gelecek. O yüzden sorun değil. Pilav o yüzden çok önemsemedik yani. Yeter ki gelsin dedik. Çok da güzel görünüyor. O zaman bize... Artık şu günün yorgunluğunu atmak için afiyet olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu anda muhtemelen görüntü çok kötü çünkü her yerde elektrikler kesildi. Yani bu kadar önemli bir destinasyonda sürekli elektrik kesiliyor. Çok güzel yemekler yedik, çok güzel bir gün geçirdik.
size de elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda da marketler, pazarlar, akşam pazarları hepsini anlatmaya çalışacağım inşallah. Yine onlar da böyle kapsamlı ve detaylı olacaktır. Hepsi deneyim odaklı olacaktır. Bizim şu anda bir an önce Stone Town'a geri dönmemiz lazım. Gece saat 11 oldu. Bir şekilde şu arabalardan birini bağlayıp ikna edip artık kalan paramız da kalmadı da cepten yiyeceğiz artık. Bir şekilde idare edeceğiz. Herkese Tanzanya'dan selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.